Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte 4 kameraya sahip ilk yerli telefon Casper Via F2'yi inceliyoruz. Arkadaşlar dünyada 4 kameraya sahip başka telefonlar da var. Çin menşeili, Fransız menşeili falan filan. Ancak yerli olarak ilk Casper Via F2'yi görüyoruz. Bunu bir açıklayalım. 4 kamera pek denk geldiğimiz bir durum değil. O yüzden öncelikle kamerasından başlamak istiyorum. Ön kameralarımızdan bir tanesi 20 megapiksel değerinde, diğeri de 8 megapiksel. Ancak bu 8 megapiksellik ikinci kameramız hem LG telefonlardan alıştığımız geniş açıyı hem de portre modu desteğini sunabiliyor. Hem de geniş açıyla portre modunu aynı anda yapıyor. 13 ve 5 megapiksel piksellik ana, yani arkadaki kameramız için ise kameramızın optik yakınlaştırma ve arka planı bulanıklaştırma özelliği bulunuyor. Öz çekimlerde yanak yanağa çıkmak yerine bu telefonun geniş açısıyla rahat rahat herkes sığıyor kadraja. Dilersek geniş açıda portre modunda kullanıp arka tarafı bulanıklaştırabiliyoruz. Hem de portre modunda arka tarafın bulanıklığını canlı olarak elimizde direkt o an ayarlayabiliyoruz. Burada telefonu alacaklar için bulanıklığı en sona dayamamalarını, eğer illa sonuna çekeceklerse de arka tarafın oldukça sade kalmasını daha iyi sonuçlar vereceğini belirtelim. Aksi halde efekt biraz yapaylığa doğru kaçıyor. Ana kameramız megapiksel değeri olarak kağıt üzerinde düşük olsa da ön kamerayla yarışır diyelim. Ön kameradaki gibi geniş açı seçeneği yok. Bu sefer optik zoom devreye giriyor. Her iki tarafta da düşük ışık koşullarında bir nebze de olsa kurtarabilecek flash desteği sunulmuş. Yani ön tarafta da flashımız var. Ön kameramız tıpkı Casper Via P2'de olduğu gibi düşük ışıkta oldukça güzel işler çıkartabiliyor. Renkler oldukça sade ve gerçeğe yakın olarak karşımıza çıkıyor. Video tarafına baktığımız zaman 1080p çözünürlüğün bizleri beklediğini belirtelim. Tabii gönül isterdi daha yüksek çözünürlükleri, ancak bu telefon için öyle bir seçeneğimiz yok. Elektronik görüntü sabitleyicisi bulunuyor, yani Ace teknolojisi var, ancak çok hareketli çekimlerde biraz sınıfta kalabiliyor. Millet, şu anda bu videoyu Casper Via F2 ile kaydediyorum, yani mikrofonlar bu şekilde kaydediyor. Kamera arayüzüne baktığımız zaman sade ve alışması kolay bir arayüz bizleri bekliyor. Manuel mod, panorama, video gibi modlar alt tarafa yerleştirilmişken flash, bokeh efekti, kamera ayarları gibi şeyler de üst tarafta yer alıyor. Şimdi sıra geldi tasarıma. 6 inçlik 1440x720 çözünürlüğe sahip IPS ekranla birlikte geliyor F2. Çözünürlük kağıt üstünde düşük gibi gözükse de günlük kullanımda sizi rahatsız edecek bir durum yok. 18:9 ekranımız artık birçok telefonda görmeye alıştığımız daha az çerçeve modasına ayak uydurmuş. Ekran kısmı Gorilla Glass 3 ile birlikte korunuyor ve QHD, yani 2.5D. 8.2 mm kalınlığa sahip metal kasamız aynı zamanda 16 cm uzunluğa ve 7.6 cm genişliğe sahip. Toplam ağırlığımızın 185 gram olduğu telefonumuzun arka tarafına bir de parmak izi okuyucusu eklenmiş. Kutu içerisinden Android 7.0 ile birlikte gelen telefonumuz çift SIM kart desteğinin yanında 256 GB'a kadar olan micro SD kartları da destekliyor. Micro USB girişli bulunan telefonumuzda bu girişle beraber 3.5 mm'lik kulaklık girişimiz ve mono hoparlör de alt tarafta yer alıyor. Şu an için sadece elimizdeki altın renk seçeneği bulunuyor, ancak ilerleyen zamanlarda tıpkı F1'de olduğu gibi siyah koyu bir renk seçeneği çıkartırlarsa bizce oldukça yerinde bir hamle olur. Arayüz açısından alışa geldiğimiz Casper arayüzünü kullanan F2'de hızlı ayarlar telefonun altından parmağınızı kaydırınca çıkıyor. Bildirimlere ulaşmak için ise parmağınızı üst taraftan kaydırmanız gerekti. Şimdi gelin biraz da telefonumuzun teknik özelliklerinden bahsedelim. MediaTek Helio P25 8 çekirdek işlemcisini Mali T880 MP2 grafik işleme birimi eşlik ediyor. 4 GB RAM'in yanında 64 GB'lık da bir depolamamız mevcut. İşlemcimizin nispeten yeni bir işlemci olması ve RAM'imizin de 4 GB olması günlük kullanımda ve güncel oyunlarda sorun yaşamamızı engelliyor. Peki 10 dakika boyunca bir oyun oynayalım, telefonun şarjı ne kadar gidecek, ne kadar ısınacak, buna bakalım. Ben de bir yandan size bataryayı anlatayım. Bataryamız kağıt üzerinde baktığımız zaman 4000 mAh değerinde ve birçok amiral gemisinden yüksek bir değer bu. Ancak işlemcimiz maalesef pili biraz fazla sömürüyor. Tabii ki çok yüksek olmayan ekran çözünürlüğümüzü de hesaba katarsak standart bir kullanımda bir günü rahatlıkla çıkartabiliyor. Tabii oyun testimizle ilgili şunu da söylememiz gerekiyor. Gayet olumlu sonuçlar aldık. Sıcaklığımız 29.2 dereceden 10 dakikanın sonunda 31.7 dereceye çıktı. Pilimizde sadece %2'lik bir kayıp verdi, %54'ten %52 seviyesine düştü.
Artık telefonla ilgili son sözlerimize gelebiliriz. Videoyu çektiğimiz tarihi itibariyle telefon 2200 TL. Telefona genel olarak baktığımız zaman teknik özellik bakımından orta sınıfa sokabiliriz. Aynı zamanda bir de cebimizde 4 tane kamera taşımış oluyoruz. Bu özelliklerle birlikte günlük bir kullanıcının tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir telefon olmuş F2. Casper fiyatı birazcık daha aşağıya çekip bir de renk seçeneklerini arttırırsa çok daha iyi olacaktır tabii. Artık videomuzun sonuna gelebiliriz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte Casper Via F2'yi inceledik. Ürünle ilgili kafanıza takılan her türlü soruyu hemen aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Ayrıca videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Başka bir Web Tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. İki yanda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka Web Tekno içeriklerine ulaşabilir. Hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.